Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün düşük erodan nasıl çıkılır rehberimde ilk videodayız. Bu videoda size ilk olarak oyun ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Oyun ayarlarına hep beraber geçelim. Oyun ayarlarında kayıt, kilitli ekran ve gösterge ile skill atma da var. Bakalım nasılmış oyun ayarları. Şimdi biz bunların hepsini varsayılana dön yapalım. Şimdi burada ne yapıyorum ben? Kendi oyun ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Siz ona göre ayarlarsınız. Burada varsayılana dön dedik. Burada işaretli bunu kaldırıyoruz. Buradan da ben boşluğa basıyorum. Boşluğu kullanıyorum. Şurada bir yerine boşluk oluyor. Buradaki mesela bir tane aktif bir eşya koy buraya. Boşluğa basıp ben bunu kullanıyorum. Arkadaşlar. Geçelim diğer yerlere. Burası tamam. Şuradan aşağıdan yetenek ve sihirdar büyüleri diyor. Buraya çok önemli. Buraya girmemiz lazım. Gösterge ile otomatik kullan seçeneği var arkadaşlar. Buraya Shift Q, Shift W, Shift E ve Shift R şeklinde kullanıyorum ben burayı. Burayı kaydedelim. Bakın Shift Q ne işe yarıyor? Shift Q'ya basacağım şimdi. Shift Q'ya bastım ve sağ tıklıyorum sürekli. Sol tıkladığımda atar. Shift Q'ya basıp nereye gittiğini görüyorum. Ve şöyle dur bakayım, Darius burayı yıkmasın. Shift Q'ya basıp şöyle nereye gittiğini gördüm. Attım adama. Shift E'ye basacağım. Bak adama yakın değil. Tak. Attım, tutturdum. Shift R'yi de tutturacağız şimdi bak. Hop. Adam biraz yürüdüğü için kaçtı. Bu yürüme mesafesini de hesaplamamız lazım. Yoksa kaçırırsınız böyle skiller. Shift Q'ya bastın. Adam mesela şurada ama biraz daha yürüyecek. Atmaz. Atma kalsın böyle. Ya da biraz daha yürü, öyle at, Shift E falan. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burayı geçtikten sonra oyuncu hareketinde A tuşu var arkadaşlar. Burada oyuncu saldırı hareketi A. Bunu istediğiniz tuş yapabilirsiniz. Bu kayıtlama tuşu. Genelde %90 oyuncular bu tuşla yapar kayıtlamayı. Ve S tuşu var. S tuşta şampiyonu durdurur. Ben şu an S'ye basıyorum ve şampiyon gitmiyor, duruyor. Bastığım an bunu da kullanabilirsiniz. Böyle. Şimdi A tuşuna geri dönelim arkadaşlar. Gidelim. Birkaç item alalım. Bu adamı kesemiyoruz çünkü. Adam iyice güçlenmiş. Anlatayım derken adam kasmış biraz. Şöyle iki tane item alalım. Şimdi alalım şuraya. A tuşuyla şimdi adamı vuracağım ama önce bir şey daha göstermem lazım. Kayıtlama ile alakalı. A tuşuyla kayıtlıyorsunuz. Evet ama sizde burası kapalıysa o kayıtlama işini yapamazsınız. Burası çok önemli. İmleci doğru saldırı hareketi ve sadece şampiyonları hedefli özelliğini açmanız gerekiyor. Şöyle işaretli olması gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde kayıtlayamazsınız. Sürekli minyona vurursunuz. Aynı şey başınıza gelmiştir. Ben de bilmiyordum. Videolardan öğrendim. O yüzden size bunu gösteriyorum. Şimdi A tuşuyla A sol tık yapıp vuruyorum. Gördünüz mü? Bak. Bir işaret çıkıyor A'ya bastığınızda. Sol tık yapacaksınız. Hemen Ghost'u basalım. Shift R attım. A sol tık, A sol tık, A sol tık, A sol tık. Tak. Öldü. Sağ tıkladığınızda denk getiremeyebilirsiniz. Bak mesela. Vurdum geri. Zor, anladınız mı? Minyona vur, geri sağ tıkla. Minyona vur, geri sağ tıkla. Çok zor. A tuşuyla kolay ama. Mesela A'ya bastım. Vurdum. Bak buraya da tıklayıp hemen çıkabiliyorum. Böyle kayıtlayabiliyorum. Olay tamamen bu arkadaşlar. A tuşuyla kayıtlamanın olayı bu. Şurası çok önemli. Bunlar açık değilse kayıtlayamazsınız, yapamazsınız. Sürekli minyona, toteme sağa sola vurursunuz yani. Sesten de yok. Arayüze gelelim. Arayüzden kullanıcı paneli boyutu. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu. Yani burayı çok böyle yapmayın. Yeter. Böyle yüksek bir değerde kalsın ki gözüksün gözünüz. Burayı görsün. Ve minareti boyutu. Burada iki şey önemli. Minareti boyutu ve kullanıcı paneli boyutu. Bunların biraz büyük olması lazım ki gözünüz görsün burayı. Yani böyle sürekli daha aşağı bakacaksınız. Sürekli gözünüz burada ve burada olması lazım. Daha çok minaretada. O yüzden bunların çok rahatsız etmeyecek şekilde. Yani bu kadar da değil, böyle ekran kadar değil. Ama şöyle biraz büyük olursa güzel olur. Şu ayarlar iyi gibi. Burada ben bir şey daha göstereceğim size. Yetenek bedellerini göster. Bu bende tikti, sizde değildir. Bak burada gözükmüyor.
olmayabilir yani. Tıkladık şurayı 85. Bunun mesela mana bedeli yokmuş 80 100. Yani manamız çok az kaldı mesela. Anladınız mı? Şöyle hesaplama yapmamız gerekiyor. Hangi skill'i atarsak hani mana bitmez, nasıl olur? Buradan hesaplama yapıp öyle atmamız gerekiyor. Bunları bilmezsek atamayız adamlara skill. Hani atarız, biter, böyle kalırız ortada. Hani attık mesela, tak vurduk. Ultiye mana kalmadı, ortada kaldık mesela. Anladınız mı? Böyle bir şey yaşamamak için mana bedellerini açıyoruz. Mesela az önce Q'ya bastım, gitmedi. Deneyimi normalde kapalı olur burada. Bunu da açmamız gerekiyor. Böyle ışınlanıp onu da göstereyim. Hemen kafanızın üstünde yazar. 62 exp. 62. 62. Ya bunun neyin ne kadar exp verdiğini de görebilirsiniz. Buradan 30. Hem de lane'deyken ışınlanayım şuraya. Nereden exp aldığınızı da görebilirsiniz. Mesela şuradan alamayacağım büyük ihtimalle. Şuradan bir yerden. Alamıyorum bak. Biraz yaklaşayım, aldım. Hani lane'de exp kaçırmamanız için bu da çok önemli. Şuradan alamıyor olmam lazım. Şuradan bir yerden. Bak şuradan alamıyorum. Şuraya yaklaşayım. Yani adam size baskı kuruyor. Siz hem exp alıp hem de adamla uzak durmak istiyorsunuz. Bak şuralarda durmanız lazım. Bunu artık alışıp ondan sonra yapabilirsiniz. Şurada duruyorum, alıyorum. Ama şurada dursam alamayacağım. Aldım. Tam ayarını bulamadık işte. Yapamadık. Gözünüz alışması lazım. Otomatik saldırı tamamen size kalmış arkadaşlar. İsterseniz açabilirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. Oynayış tarzınıza bağlı. Benim ayarlarım bunlar. Arkadaşlar ben böyle oynuyorum oyunu. Ve kilitli ekran oynuyorum normalde. Y ile açıp kapatıyorum kilitli ekranı. Hiç ayarı değiştirmediyseniz o Y'dir. Onu da bulalım. Kamera kontrolünde kamera kilidini aç kapat Y tuş mesela, bunu istediğiniz bir tuş yapabilirsiniz. Ben de Y tuşu böyle Y'ye basıp tekrar basıp böyle hani kilidi açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle gidelim. Bak Y'ye basıp açıp kapatıyorum. Y'ye basıp kapatıyorum sürekli. Y'ye bastım. Şu an kilitli ekranda değilim. Anladım. Sonra Y'ye bastım. Kilitli ekrandayım şu an. Aa, son bir şey göstermem lazım arkadaşlar. Onu göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim. O daha da önemli. Kayıt yapmak için. Bunu kullanmadık bak hiç. Onu da kullanalım. En önemlisi aslında bu. En sona saklamış olduk. Bir yandan. Hani özellikle ADC mainlerin çok seveceği bir özellik. Bunu kullanacağız şimdi. Bunda hiç riskiniz yok yani, skill kaçırma şey, oto kaçırma riskiniz hiç yok. Onu da nereden ayarını bilmiyorum ama şeydir zaten sizde de. ESC tuşunun altındadır. Hemen basalım. Bak imleç kırmızı oluyor ortası, gördünüz mü? Bastım, şimdi buna savaşa giriyorum bak. Asla başka bir şey vurmuyor. Asla başka bir şey vurmuyor. Bak. Minyona sağ tıklayamazsınız. Otomatik saldırı açık diye vuruyor şu an. Bak minyona sağ tıklayamıyorum. Bak. Gördünüz mü? Minyona sağ tıklayamıyorum şu an. Açınca tıklayabiliyorum. O özelliği kapatınca. Ama açınca tıklayamıyorum şu an sağ. Sadece şampiyonları vurabiliyorsunuz. ESC tuşun altındakine basarak. Evet arkadaşlar, sadece şampiyonları hedef al özelliği bak şu tuşta. Hemen ESC'nin alt tuşuna basıyorum burada. Tamam mı arkadaşlar? Buradan da istediğiniz tuşu alabilirsiniz bunu. Yani sizin en rahatınıza giden tuşu buradan ayarlayabilirsiniz. Buna bastığınızda sadece şampiyonları vurabilirsiniz. Minyonlara vuramazsınız. Ben şu an bastım ve minyona sağ tıklayamıyorum. Şampiyon sağ tıklayabiliyorum sadece. Sadece şampiyon sağ tıklayabiliyorum. Sadece şampiyon sağ tıklayabiliyorum. Şu an minyonuna bakın. Bak. Gidiyorum bak, minyonun üstünden geçiyorum. Tıklayabiliyorum ama vurmuyor. Kapattım özelliği. Burada. Bu. Bu kadardı arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.